LGS'ye son 17 gün çok değerli bir süre. Şu anda hepiniz çok gayretli bir şekilde çalışıyorsunuz ve çalıştığınız için de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Haftanın sözünde Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, hemen şöyle imzamızı da atalım. Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım diyor. Gerçekten de Kurtuluş Savaşı'nda, onun öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nda, onun öncesinde Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp Savaşı'nda, farklı farklı savaşlarda Türk milleti çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Ama asla ve asla karamsarlık nedir tanımıyor ve sonuna kadar savaşıp düşmanı denize dökmesini biliyor. Sizler de LGS'yi denize dökmeyebileceksiniz arkadaşlar. Bir pazar günü sabahleyin kalktığınızda sözel ve sayısal bölümde sizi tabii ki zorlayacaklar. Tabii ki takıldığınız sorular olacak, belki boş bıraktığınız, belki yanlış yaptığınız sorular olacak. Ama toplamda en güzel, en yüksek netleri yapacaksınız ve hayalinizdeki liselere gireceksiniz. Bunu kimse engelleyemeyecek. Çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Haftanın sorusuna baktığımızda Melisa Yılmaz diyor ki, öncelikle okuldan geldikten sonra kaç saat dinlenmeliyiz? Bence bir saat dinlenme yeterli. Çok soru mu çözmeliyiz yoksa çok tekrar mı yapmalıyız? Çok soru çözmelisiniz arkadaşlar. Çünkü sınavda sizin karşınıza soru çıkacak. Yani soruların cevaplarını size esasında seçenekler de veriyorlar. Yani A, B, C, D'den biri cevap. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde sorular üzerinden konuları öğrenirseniz ve konuları öğrendikten sonra, tabii hiç konu öğrenmeden olmaz. Konuları öğrendikten sonra sorularla pekiştirirseniz sınavda başarılı olursunuz. Bazen öğrenci konuyu çok iyi biliyor. Hocam ben her şeyi biliyorum. Hadi soruyu yap diyorsun. Dikkat dağılıyor. Söylenemez sorusunu okuyamıyor. Veyahut da kesinlikle doğrudur da kesinlikle dikkat edeceğini bilmiyor. Ama çok soru çözen, çok yanlış yapan ve bilhassa da çok da deneme çözen bir öğrenci gerçekten çok büyük bir başarıya ulaşıyor arkadaşlar. LGS son bir hafta kala ne yapmalıyız? Arkadaşlar biz zaten sizlere son bir hafta kala mutlaka denemeler çözün dedik. İşte geri sayım denemelerimizi gösteriyoruz, mutlaka çözün diyoruz. Motivasyon denemelerimizi çözün. Eğer hedefiniz derece ise derece denemeleri çözün. Doz denemeleri, sürekli olarak son bir hafta deneme çözmeniz gerekiyor. Ama son günlerde, bakın son 2 gün, hatta son 1 gün deneme çözme. Deneme çözme. Ama öncesinde deneme çözme. Çünkü son 1 gün, sınavdan 1 gün önce çözdüğün bir deneme. Mesela diyelim ki hedefin derece denemesini aldın. Buradaki denemeler kazık. Şimdi çözdün. Netlerin düşük geldi. Moralin bozulacak. Son gün bunu niye çözüyorsun? Gerek yok. Ama son 2 günden önce günde 1 tane, 2 tane, 3 tane ne kadar çözebiliyorsanız deneme çözmeniz lazım. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar, gireceğiniz sınav bir deneme. Sözel ve sayısaldan oluşuyor. Dolayısıyla sizler de farklı farklı denemeleri çözdüğünüzde, örnek veriyorum, geri sayım denemelerini aldınız, çözdünüz ikinci denemeyi, sonrasında yanlışlarınızı gördünüz, onunla alakalı biraz soru çözdünüz, hemen ardından geri sayım 3'ü çözün. Burada şu çok önemli arkadaşlar, denemeleri çözerken de motive olun. Yani böyle aman çözüyordu işte. Hayır. Bu 90 soruda şu kadar net yaparsam kendime şöyle bir ödül vereceğim. Şu kadar net yaparsam şu liseyi kazanabilirim gibi hayaller kurarak dikkatli bir şekilde çözün. Her bir soruyu sakın sakın şöyle çözmeyin. Bakın şu çok yanlış yani. Ha bu Ceyhan, evet evet doğru ya, ben bunu C yapardım da şimdi neyse. Hayır öyle değil. Yaptıysan yap, yapamadıysan boş bırak. Ya da gerçekten o an yaptığın netleri say ki tam konsantre ol diyoruz arkadaşlar. Sabah 6'da, pardon, sabah mı çalışmak daha iyi yoksa akşam mı? Tabii ki cevap belli, sabah. Sabah, çünkü sınav sabahleyin. Bakalım doğru mu? Saat 9.30, 11.30. Demek ki bu saatlerde beyniniz soru çözmeye alışmalı. Sabah 6'da okula giden biriyim. Aa, eve geldiğimde çok yorgun oluyorum. Böyle birisi nasıl bir rol izlemeli? Gerçekten Melisa, sabah 6'da okula gittiğinde okulda da mutlaka çok değerli saatlerde oluyorsun. Yani saat 7, 8, 9, 10, 11 gibi saatlerde okulda mutlaka çok kaliteli zaman geçirmeye çalış. Yani hocaların zaten sana mutlaka güzel konular anlatıyorlardır, sorular çözdürüyorlardır. Sen de mutlaka o soruları dikkatli bir şekilde çöz. Sabahları bol bol deneme çöz. Akşam eve geldin, yorgunsun. Senin dinlenme saatin herkes için birdir ama sen 2 saate dinlenebilirsin. 1-2 yazıyorum. Niye? Çünkü çok erken kalkmışsın. 1-2 saat dinlendikten sonra, 2 saat dinlendikten sonra bunun en az 1 saati uyku olsun. Uyan, yeni bir güne uyanmış gibi ol. Çünkü uyku düzenimiz şöyle olmalı arkadaşlar. Bakın şu bir gün ya, bu günün içerisinde şurası uyuma saati diyelim ki. Tamam, şurası uyuma saati. Biz sabahleyin kalktık, tamam, burası gözümüzü açtığımız yer. Gözlerimizi açtık, kalktık. Gün gitti 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 gitti, buraya geldik. Burada gözlerimizi kapatıp uyuyoruz ya. İşte şu arada dinlenirken beynimiz uyandığında gerçekten enerji çok yüksek oluyor. O zaman şu araya da bir tane böyle bir uyku koyabiliriz. Buna işte İspanyollar siesta diyor. Biz işte kalüle diyoruz. Farklı farklı isimleri var bunun. Kestirme, şekerleme. Burada da gözlerinizi kapattınız. Şimdi gözünü açtın, sonra tekrar kapattın burada. Sonra tekrar gözünü açtın, yani uyandın. İşte yeniden bak, 2 defa gözlerin fıldır fıldır fıldırıyor. Niye? Yani
canlanıyorsun. Uyku gerçekten vücudumuz için değerli. Dolayısıyla burada gözünü kapatsan bile bak uyumayıp gözünü kapatıp dinlensen bile yani televizyon, kitap okumak falan değil. Direkt gözünü kapatıp dinlenmek bile uyandığında sana yeni bir gün kazandırabilir. Dolayısıyla Melisa'cığım senin böyle çalışman daha mantıklı. Çünkü sabah 6'da kalkıyormuşsun. Sabah 6 zaten 1-2 saat daha erken kalksan gece kalkmış olacaksın. Aferin ama. Erken kalkan işine şeker katar aşına. Bunu da söylemiş olduk ve geçiyoruz. Ayvacık Fen Lisesi Çanakkale'de dilim 12,62 İngilizce eğitim veriyor. Tıplar, mühendislikler, hukuklar gördüğünüz gibi yine kazanılıyor. 12,62 dilime hangi öğrencilerimizin girdiğini bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın şurada ayağa kalktım ama bakalım. Bak 12,8 diliminde 2 matematik yapmış. Sevgili dolu. 6. dilimde 7 matematik yapmış. 10. dilimde 4 matematik yapmış. 3. dilimde 10 matematik yapmış. 2. dilimde 12 matematik yapmış. 3. dilimde 15 matematik yapmış. Yani anlatmak istediğim şey şu. Çok az matematik netleriyle de tıpların, mühendisliklerin, hukukların, hemşireliklerin, psikolojilerin kazanıldığı iyi bir fen lisesine girebiliyorsun. Ama Çanakkale'de. Tabii ki senin şehrin Çanakkale'de ise sen kendi şehrindekine gireceksin. Ama dilimi görmenizi istiyorum. Ve şurayı da görmenizi istiyorum. Nerede? Gelsene kardeşim buraya ya. Bu kağıtlar da hep böyle kayboluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak kaç matematik yapmış? 2,5 maçı, 3,5 matematik yapmış. Sonuçlar, hatta 3,33 matematik yapmış. 2 yanlış yaptığı için 66 neti gidiyor bak. 3,33 matematik 10. dilim. Yani burayı zaten kazanabiliyor. Dolayısıyla çalışacağız, kazanacağız. Ama hocam benim hedefim çok yüksek. Öyle 3-4 matematik yapamıyorum. Daha iyi o zaman. Daha iyisini yap. Daha yükseğini yap. Bol bol deneme çöz. Hiç acıma LGS'yi denize döküyoruz. LGS son tekrar setimiz. Son tekrar kampında mutlaka bitirilmesi gereken bir kaynak. Neden? Çünkü burada bu kaynakları hazırlarken hocalarımızla beraber 2020-2021 sorularını tek tek inceledik. 2018-2019'da bakmıştık. Ve 2022 sorularını yakalamaya çalıştık. Yani fen hocamız buradaki soruları incelerken %100 karşına çıkacak soru tiplerini bulmaya çalıştılar. Yani bu kitap genellikle soru yakalamak üzerine hazırlanmış. Yani burada konuyu tekrar diyor ama ya bak burası böyledir, DNA böyle ama şu soruya dikkat et bak. Bu soru gelecek diyoruz. Dolayısıyla fende, inkılapta, dinde, İngilizce'de, matematikte ve Türkçe'de direkt soru odaklı olarak hazırlanmış bu kitap size sınavda birçok soru yakalamanızı, dejavu hissi yaşamanızı, ya ben bunu görmüştüm galiba demenizi sağlayacak bir set. Bunu da mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım, az bir zaman kaldı ama hala çalışabileceğiniz bir zaman var. Çalışacaksınız ve kazanacaksınız. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.